10 Kasım 1938'de öldü. Peki Atatürk'ün anıt kabirinin temeli ne zaman atıldı? Ekim 1944. 6 sene sonra. Bu arada Türkiye'nin yönetimi kimde kim sorumlu? İsmet İnönü. Hem öyle çok partili demokratik bir rejim falan filan da değil. Bütün memleketin yönetiminin kaderinin iki dudağının arasında olduğu koskoca faşist diktatör milli şef. Bir, ne diyeceksiniz buna? Ulusalcıların az bilenleri diyecekler ki o sırada 2. Dünya Savaşı vardı. Bundan sebep Türkiye'nin üzerinde olağanüstü mali bir yük vardı. Bir, bir buçuk milyonluk bir ordu besliyordu toplam nüfusu. 18 milyon olan ülke 6 sene o yüzden geciktirdi. İyi güzel ama benim ulusalcı kardeşlerim. Para olmadığı için 6 sene atasının mezarının temel atmasını geciktirirken her sene atasından ona kalmış olan Cumhurbaşkanlığı makam yatı Savarona'ya yıllık 500 bin lira bakım ve onarım parasını nereden buluyordu? Atasının Taksim'deki meşhur anıtına nispet olsun diye daha heybetli, daha güçlü ve kod farkı itibarıyla daha yüksek bir yere yani Gezi Parkı'na İstanbul'un o bölgesine bilenler anladı. Yerleştirmek üzere Avusturyalı mimara yaptırmış olduğu kendi muazzam heykelinin kendisine ve kaidesine 1 milyon 400 bin lira öderken o parayı nereden buluyordu? Yani Savarona'da topu belki bütün yıl içerisinde 15 gün 20 gün karısını koluna takıp keyif edebilmek için Marmara Denizi'nde 12 ay boyunca gerekli olan 600 bin lirayı 500 bin lirayı buluyor harcıyor kendisinin lalet daim bir heykeli için bir buçuk milyon liraya yakın parayı buluyor harcıyor. ...ee... atanın mozolesinin inşaatını başlatabilmek temelini atabilmek için birkaç yüz bin lira da olsa altı sene boyunca bulamıyor mu? İnsaf edin. Ama gerçek o. Detay. Mesela İnönü döneminde Atatürk imajı Hilal İşçi Yiğit sayfa 93 97 103 304 199'a bakabilirsiniz. Bir de ilginç olan tarafı şu var. Şimdi düşünün. Resmi tarihin ve ulusalcı ideolojinin anlatımına göre Atatürkle inönü yakınlığı, sevgisi, saygısı, karşılıklı nasıl et tırnak can ciğer kardeş. Değil mi? Ya 6 sene sonra Anıtkabir'in temelini attırdığını bir tarafa koyduk. İster inanın, ister inanmayın. Temel atma töreninde inönü yok. Ulusalcılar hadi canım sen de falan diyorlarsa hadi benim önerdiğim kitaplara da itimat etmesinler bıraksınlar. Şu an o günlerin gazete arşivini serbest internet ortamında iki ayrı portalla görebilirler. Bak tarihte verdik ama ekimin içinde hangi gün onu buraya yazmamışım. E Ekim 1944 tarihli gazetelere girsinler baksınlar anıt Anıtkabir'in temelinin atıldığı illaki haber yapılmıştır o haber metninin içerisinde işte Cumhurbaşkanı Hazretleri de temel atma töreninde hazır bulundu muydu falan bulundu mu bulundu gibisinden bir ibare var mı?